Merhabalar. Şimdiye kadar işlediğimiz derslerde tensör konusunu işledik. Tensör işlemleriyle ilgili indis notasyonundan bahsettik. Ne tür büyüklüklerin tensörel büyüklükler olabileceğinden örnek verdik. Gerilme ve şekil değişim tensörleri gibi dedik. Ve bazı uygulamalar yaptık. Ardından gerilme konusunu işledik. Gerilme bileşenleri, gerilme hali, herhangi bir yüzeydeki traksiyon yani gerilme vektörü, onun normal ve teğetsel bileşenlerine ayrılması, ayrıca gerilme transformasyonu, gerilme bileşenlerinin başka bir koordinat sistemine transformasyonundan bahsettik ve uygulamalar yaptık. Şimdi ise bir kuvvet veya kuvvetlere maruz bir cisim içerisinde gerilmeler dolayısıyla deformasyon yani yer değiştirmeler de olabileceğine göre yer değiştirmeler, deformasyon kinematiği detaylarından bahsedeceğiz. Ve bu süreçte de şekil değişimi tensörünü ve rotasyon tensörünü tanımlamış olacağız. Şimdi şekil değişiminden veya bazı kaynaklarda birim şekil değişimi, birim şekil değiştirme şeklinde de görebilirsiniz. İngilizce literatürde de strain adı verilmektedir. Aslında bir cisimde meydana gelen deformasyonu ifade etmek için kullanılmaktadır. Şekil değişimi veya birim şekil değişimi. Peki, bazı tanımlar yapalım. Öncelikle şu tanımı yapalım. Rigid cisim hareketi. Cisim içerisindeki herhangi bir çizgi parçasının uzunluğunda herhangi bir değişiklik olmadan cismin uzayda konum değiştirmesi. Bu bir öteleme, translation dediğimiz öteleme olabilir veya rotasyon dediğimiz dönme olabilir veya her ikisinin bir kombinasyonu da olabilir. Hem ötelenip hem dönebilir. Bu bir rigid cisim hareketidir. Ben bu kalemi alsam, başlangıç konumu bu. Öteledim ve döndürdüm bulunduğu konumda. Veya ötelerken aynı zamanda dönme hareketi de yaptı, son konumuna geldi. Herhangi bir deformasyona vesaireye maruz kalmadı, şeklinde bir değişiklik olmadı, uzunluğu değişmedi, kesit alanı değişmedi, çarpılma olmadı vesaire. Bu bir rigid cisim hareketidir. Bir başka deyişle, orijinal konumundayken bu cismin içerisinde hacminde tanımlı herhangi iki noktayı alsam, rigid cisim hareketinden sonra da aynı iki noktayı alsam uzunluğunda bir değişiklik olmaz. Ve bu cümle her iki nokta çifti için geçerlidir bu cisim içerisinde. Yani tüm cisim rigid cisim hareketi yapmıştır. Şimdi ancak kuvvet etkisi altında bulunan cisimler için bunu söyleyemeyeceğiz. Neden? Çünkü içeride kuvvetin uygulandığı yere göre, dağılımına göre deformasyonlar yani şekil değişimi olacaktır. Şimdi peki biz deformasyon öncesinde cismimizin x1, x2, x3 koordinat sisteminde tanımlı cismimizin içerisinde bir A ve B noktalarını alalım. Bu A ve B noktalarını birleştiren vektörün aslında dxi nedir? dx1, dx2 ve dx3. x1, x2 ve x3 yönlerinde vektör bileşenleridir. Bu konum vektörünün, relatif konum vektörünün, B'nin A'ya göre relatif konum vektörünün bu eksenlere göre bileşenlerini içermektedir. Deformasyon sonrasında ne olacak? Yeni bir koordinat sistemi tanımlarsam ben en genel halde ψ1, ψ2 ve ψ3. Çünkü artık cismim rigid cisim hareketi de yapmış olabilir. O süreçte deformasyona da uğramış olabilir. Yani cisim içerisindeki noktaların relatif konumları da birbirine göre artık değişmiş demektir. Burada da yeni bir eksen takımı tanımlıyoruz deformasyon sonrası için. ψ1, ψ2 ve ψ3. Deformasyon sonrasında da bu aynı iki nokta A yıldız ve B yıldız konumlarına gelsin. Şimdi ben bir haritalama, İngilizce terimle mapping fonksiyonu ile bu cisim üzerindeki her bir noktanın
Burada A ve B noktaları örnek verilmiş. Başlangıç konumlarını ve son konumlarını biliyorsam, başlangıç konumu A, X, I olan bir noktanın son konumunu A yıldız bilebilirim. Yani ben onun deformasyon sonrası konumunu da bir fonksiyon olarak bilebilirim. Peki şimdi başlangıçta A, B kare nedir? Benim uzunluğumun karesidir. Bir ds doğru uzunluğunun, AB doğrusunun uzunluğunun karesi nedir? Aslında dxi çarpı dxi'dir tensör notasyonuyla. Yani bu şu demektir. Değil mi? Dx1 kare artı dx2 kare artı dx3 karedir. Yani benim AB doğrusunun uzunluğunun karesini vermektedir. X1, X2, X3 eksenlerindeki bileşenleriyle. Peki ben o zaman bu haritalama fonksiyonum ile yeni konumda deformasyon sonrası konumdaki tüm koordinatları biliyorsam bir psi i X1, X2 ve X3 yani başlangıç konum koordinatları verilen bir noktaya ben bu fonksiyonda yerine koyduğum zaman deformasyon sonraki koordinatını burada şu psi i denklemiyle elde edebiliyorum. Eğer bu haritalama fonksiyonunu biliyorsam. Veya ters haritalama düşünelim. Yani ben deformasyon sonrası koordinatları verdim bir fonksiyona. Psi 1, psi 2, psi 3 mesela A yıldız noktasının veya B yıldız noktasının bu xi fonksiyonuna koyduğum zaman bu değerleri ben orijinal koordinat değerlerini hesaplayabiliyorsam bu da ters haritalamadır. Ters haritalama. Inverse mapping. Şimdi peki dxi nedir? Şimdi dxi'yi yazalım. Dxi aslında nedir? Dx1. Değil mi? Dx2'dir. Ve dx3'tür. Bu aslında bir vektörün bileşenlerini temsil etmektedir tensör notasyonunda. Peki x o zaman şu fonksiyona bakınız şuradaki ters haritalama fonksiyonunda olduğu gibi psi 1, psi 2, psi 3'ün fonksiyonu. O zaman del xi, del x, del psi j, d psi j demem lazım zincir kuralını uygulayarak. Değil mi? J burada tekrarlayan indeks. Yani 1, 2, 3 olacak ve toplayacağım bu terimleri, bu kısmi türev terimlerini. Aynı şekilde d psi i nedir? Burada sayda bakınız x1, x2, x3'ün fonksiyonu. O zaman del psi i, del xj, dxj olacaktır. Şimdi ds kare, şuradaki denklemi tekrar yazıyoruz. Dxi çarpı dxi'dir. Yani şurayı alırsam ben del xi, del psi n, del xi, del psi k, d psi m, d psi k olacaktır. Değil mi? Şuradaki bakınız buradaki c ve c tekrarlayan indeks. Onun için birinci terimde m yaptık, ikinci terimde bunu k yaptık. Bunlar da yine tekrarlayan indisler. Peki şimdi o zaman AB yıldız kare nedir? DS yıldız karedir. Deformasyon sonrası bizim uzunluğumuz bu doğru parçasının. O zaman d psi i, d psi i'dir bu. Yukarıdakine benzer şekilde del psi i, del xk, del psi i, del xl ve d xk, d xl gelir. O zaman biz bu AB doğru parçasının uzunluk değişiminin bir göstergesi olarak bu karelerinin farkını alırsak bu iki değerin yani kareli terimlerle. Bakınız burada şuradan biz neyi çıkartıyoruz? Del psi i del xk'li olan terim AB yıldız karedeki. Yani del psi k del xi del psi k del xj eksi delta ij dxi dxj gelir. Şu ds kare neydi? Ds kare bakınız.
Şurası dxi, dxi'de. Şuradaki delta ij bize neyi temsil eder? Eğer i j'ye eşitse delta ij 1'dir. Değilse 0'dır. Yani şu terim şu delta ij ile çarpıldığı zaman dxi dxi olur. Dolayısıyla biz şu terimi ds kare terimini çıkarmış oluruz şu ikinci terimde olduğu gibi. Peki, şimdi tabii şurada k ve l yerine birinci terimde de onu da söylemeye gerek yok. Şuradaki dxk, dxl, dxi, dxc olduğuna göre buradaki i ve c oldu değil mi? Şuradaki k ve l yerine. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Veya biz şunu da yapabiliriz. Ds yıldız kare eksi ds kareyi bakınız. Şu şekilde de yazabiliriz. Biz biliyoruz. D psi i, D psi i. Yani bunu D psi i, D psi j ortak çarpanı ile ki o zaman burası delta ij olacaktır. Eksi deyip neyi çıkartacağız? Dx i, dx i'yi çıkartacağız. O da şu terim olacak. Çünkü şimdi artık bizim bağımsız değişkenimiz psi oldu. Yani del xk del psi i del xk del psi j olacak. İki şekilde biz bunu yazabiliriz. Devam edecek olursak şuraya kadar gelmiştik. Şu ifadede bakınız. Yani şu ifadede xi ve xj'ye bağlı bu ifadede biz eğer epsilon ij eşittir 1 bölü 2 del psi k del xi del psi k del xj eksi delta ij olarak tanımlarsak yani şu ifadeyi epsilon ij olarak tanımlarsak bu, o zaman biz bu ifadeyi 2 epsilon ij çarpı dxi dxj olarak yazabiliriz. Aynı şekilde aşağıdaki ifadeyi delta ij eksi del xk ile başlayan bu ifadeye de eta ij olarak adlandırırsak 1 bölü 2 eta ij 1 bölü 2 ve bu ilk ifademiz şu uzunlukların karelerinin farkındaki terim. Burada o zaman aynı terimi biz 2 eta ij d psi i d psi j olarak yazabiliriz. Şimdi burada o zaman epsilon ij şöyle tanımladık. 1 bölü 2 del psi k del xi del psi k del xj eksi del ij olarak tanımladık. Şu şekilde. Peki burada gördüğümüz gibi kısmi türevleri nereye göre alıyoruz? X1, X2, X3'e göre. Yani deforme olmamış durum koordinatlarının fonksiyonudur bu tensör terimi. Ve Green birim şekil değişimi tensörü olarak adlandırmaktadır. Ve Lagrange koordinatları yani deforme olmamış koordinatları bağımsız değişken olarak kullanmaktayız bu tensörü ifadesinde. Benzer şekilde eta ij burada bakalım kısmi türevleri psi i ve psi j'ye göre alıyoruz. Yani deforme olmuş sistemdeki koordinat eksenlerine veya değişkenlerine göre alıyoruz. O zaman buna da Almansi birim şekil değişimi ölçümü veya tensörü diyoruz ve Euler koordinatlarını kullanıyoruz. Psi 1, psi 2 ve psi 3 olmak üzere. Ve daha çok sonlu deformasyon içeren problemlerde kullanılmaktadır. Çünkü deforme olmuş sistemdeki neyi kullanıyoruz biz? Koordinat değerlerini, değişkenlerini kullanmış oluyoruz. Şimdi o zaman burada şekil değişimi
tensörünü açıklamaya devam edelim. Bizim deformasyon öncesi, bakınız, cismimiz düz çizgiyle çizilmiş. Bir A noktasını alsak, bu A noktası deformasyon sonrası şu kesikli çizgilerle belirtilen konum ve şekle geldiğini düşünelim ve A yıldız ile gösterilen konuma gelsin. Burada x1, x2, x3 ve sağ 1, sağ 2, sağ 3'ü de göstermiş durumdayız. Şimdi yer değiştirmeyi tanımlayalım. Herhangi bir nokta için yer değiştirmeyi tanımlayalım. Nedir? Deformasyondan sonra koordinatı say a ise, deformasyondan önce x a ise, o zaman benim yer değiştirmem u i, yani mesela u 1, u 1 eşittir say 1 eksi x 1'dir. Yani benim yer değiştirmemin, yer değiştirme değerimin x bileşenini verir veya x 1 bileşenini verir. Benzer şekilde a eşittir 2 ve 3 için de bunu yazabiliriz. Demek ki cisim içerisindeki tüm noktaların deforme olmamış konfigürasyondan deforme olmuş konfigürasyona yer değiştirmelerini tanımlar bu ifade. Say i eksi xi. Peki xi nedir o zaman? Say i eksi ui'dir. Aynı ifadeyi tekrar yazacak olursak. O zaman del xi del say j nedir? Bakınız. Şuranın türevini alacağız şimdi. Delta i c'ye göre. O zaman şurası delta i c olur. Yani psi i psi c'ye eşitse değeri 1'dir. Değilse 0'dır. Psi 1'in psi 1'e göre kısmi türevi 1'dir. Psi 1'in psi 2'ye göre kısmi türevi 0'dır. Ve bu Kronecker delta bize basit bir şekilde bunu tanımlar. Ve burada eksi del u i del psi c gelir. Türevini aldığımız zaman kısmi türevini. Benzer şekilde psi i eşittir ui artı xi'dir. Del psi i del xj de del ui del xj artı delta ij'dir. Kronecker delta. O zaman şimdi biz bu a ve b denklemlerinde bunu yerine yazdığımız zaman, yani şu del psi i del xi del psi j ve del psi i del xj yerine yazdığımız zaman epsilon ij için bakınız şu ifadeyi elde ediyoruz. 1 bölü 2 del ui del xj artı del uj del xi artı del uk del xi del uk del xj. Peki benzer şekilde eta ij için ise bakınız 1 bölü 2 del ui del psi j del uj del psi i eksi del uk del xi del psi a del uk del psi j ifadesinden de diyoruz. Bunu çok basit şekilde bakınız şu ifadeleri ilgili denklemde yerine koyarak, kısmi türev denklemlerinde yerine koyarak yaptık. Yani gidecek olursak şuradaki, bakın şuradaki terimlerde yerine koyduk. Del psi k del xi del psi k del xj. Benzer şekilde eta ij için de yaptık bunu. Yani şurada size örnek olarak bunu göstermiş oluyorum ben. 1 bölü 2 bakınız. Del uk del xi artı delta ki del uk del xj artı delta kj eksi delta ij. Bu ifadeyi çarpıp açtığınız zaman biz şurada gördüğümüz bu ifadeyi elde edebiliyoruz. Bunu kendiniz de sağlamasını yapabilirsiniz. Peki o zaman geldiğimiz noktada biz bu epsilon ij ve eta ij'yi şu şekilde ifade ettik. Birisi bakınız epsilon ij deforme olmamış sistemdeki koordinat değişkenlerine göre tanımlı strain şekil değişimi tensörü, diğeri ise deforme olmuş xi, psi i, psi 1, psi 2, psi 3'e göre tanımlanmış. Peki, benim bahsettiğim green beam şekil değişimi tensörü, yani epsilon ij, başlangıç geometriye göre tanımlanmakta. Eta ij ise, Almansi beam şekil değişim bileşenleri ise deforme olmuş veya anlık geometriye göre tanımlanmaktadır.
sonsuz küçük birim şekil değişim problemleri için, yani şu türev terimlerinin çarpımı, türev terimleri zaten küçük, bir de onların çarpımı çok daha küçük, yani neredeyse sıfır sayısına verecektir. Dolayısıyla ihmal edilebilir ve biz o zaman lineer problemler için, buradaki detayı da okuyup anlayabilirsiniz. Yani bu durumda bizim aslında del psi i del x i'ye eşit oluyor. Psi i değişkenine göre aldığımız kısmi türev sonsuz küçük deformasyonlar için bizim koordinat sistemini değiştirmemize gerek kalmıyor. Yani biz aslında kısmi türevimizi x1, x2 ve x3'e göre de almış oluyoruz. Ve bu psi1, psi2, psi3 koordinat değişkenlerine göre aldığımız türeve eşit oluyor. Sonsuz küçük deformasyon için. Şimdi o zaman biz diyoruz ki Euler ve Lagrange birim şekil değişimi eşittir bu durumda, aynıdır. Ve biz şuradan tekrar geri gelecek olursam, bakınız şuradaki sonsuz küçük deformasyonlar için artık burası ikinci mertebeden bir terimdir. Yani birinci mertebe türevlerin birbiriyle çarpımı sıfır olarak alıyoruz. Çünkü türevleri zaten kendisi oldukça küçük sonsuz küçük deformasyon problemlerinde. Ve x1, x2, x3'e göre aldığımız türevlerde psi1, psi2, psi3'e göre aldığımız türevlere eşit. O zaman iki tensör tanımı da, yani epsilon ij ve eta ij aslında 1 bölü 2 del ui del xj ve del uj del xi olarak karşımıza çıkıyor. Biz kısmi türevi nasıl gösteriyorduk aynı zamanda? 1 bölü 2 ui virgül j virgül ile sonradan gelen, virgülden sonra gelen indis bizim o indis değişkenine göre kısmi türev aldığımızı söylüyordu. Dolayısıyla ui virgül j artı uj virgül i 1 bölü 2 çarpanıyla. Açacak olursak burada epsilon ij, i ve j burada nedir? Serbest indeks. Yani 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3 değerlerini alacaktır. O zaman epsilon xx, bakın del ux, del x gelecek. Yani şu iki terim de birbirine eşit olacak. 1 bölü 2 ile de çarpıldığımız zaman, çarptığımız zaman ikiler sadeleşecek. Yani del ux, del x, del uy, del y ve del uz, del z olacak. Epsilon xx, yy ve zz. Epsilon xy, yz ve xz ise bakınız x, y, y, x, y, z, z, y, x, z, z, x kısmi türev sayısını gördüğümüz gibi. Ve buna biz aslında 1 bölü 2 gamma xy, gamma yz ve gamma xz diyoruz. Ki gamma ij de mühendislik kayma şekil değişimi diyoruz. Kayma şekil değişimi. Bunlar normal birim şekil değişimi. Epsilon xx, yy ve zz ise şurada bakınız normal birim şekil değişimi x, y ve z yönlerindeki. Peki şimdi burada epsilon ij cisim içerisinde herhangi bir nokta etrafındaki sonsuz küçük bir eleman üzerindeki aslında bize deformasyonun bir ölçüsünü vermektedir. Deformasyon halini tanımlamaktadır. Yani nasıl bir gerilme tensörü cisim içerisinde herhangi bir noktadaki gerilme halini bileşenleriyle tanımlıyordu. Burada da epsilon ij aslında o noktadaki deformasyon halini ve bileşenlerini tanımlıyor bize. Dolayısıyla cisim üzerindeki deformasyon dağılımı tanımlanabilmektedir. Ben epsilon ij'yi bir fonksiyon olarak biliyorsam tüm cisim içerisinde deformasyon dağılımını da tanımlayabilirim.
Şimdi biz bu çizgi üzerinde cisim içerisinde herhangi bir P konumunda konumlanmış X, Y, Z koordinat sistemimizi yerleştirelim ve burada P, Q, P, R, P, G köşe noktalarından geçen bir delta x, delta y ve delta z kenar uzunluklarına sahip bir dikdörtgen prizma yerleştirelim ve bunun çapraz köşegen doğrusu da Pn olsun. Şimdi biz PQ çizgisini ele alacak olursak bunun şimdi fiziksel manasını anlamaya çalışacağız bu strain tensöründeki. PQ çizgisini ele alalım. Yani şu başlangıçtaki şu delta y uzunluğu olan yatay çizgiye. Deformasyon sonrasında bizim geometrimiz bu P yıldıza, bu da Q yıldıza geçecektir. Yani P, U, P, Q ise U, Q yer değiştirme vektörü ile yeni konumlarına gelmiş olacaktır. P, P yıldız ve Q yıldız noktalarına. Deformasyondan sonra. Başlangıç uzunluğumuz delta Y. Peki deformasyondan sonraki uzunluk nedir? P yıldız, Q yıldız, P yıldız, Q yıldız Y'nin deformasyondan sonraki uzunluğu nedir? Delta Y, bakalım delta Y artı delta Y başlangıç uzunluğumuz. U, Y, Q yani Q noktasının Y yer değiştirmesinin Y bileşeni eksi P noktasının yer değiştirmesinin Y bileşenidir. Şurası ikinci terim. İkinci nokta Q olduğuna göre yani Q eksi P bize delta Y uzunluğunu veriyor. O zaman Q yıldız ve P yıldızın yeni konumlarındaki o yer değiştirmelerin ile oluşan yeni konumlarını biz burada tabi araştırıyoruz. O uzunluğu, o yeni konumdaki ve bunun Y bileşenini. O zaman Q'nun yer değiştirmesinin Y bileşeninden P'nin yer değiştirmesinin Y bileşenini çıkartmamız lazım ve bunu delta Y'ye eklememiz lazım. Peki U, Y, Q'yu o zaman Taylor serisi olarak U, Y, P cinsinden açacak olursak yani bizim birinci noktamız cinsinden açacak olursak Q'nun yer değiştirmesi nedir bu? Delta Y şu ilk terim geldi. Bakınız şu U, Y, Q'yu şu ikinci terimi Taylor serisini açıyoruz. Nerenin etrafında? P noktasının etrafında. O zaman diyoruz ki U, Y, P etrafında Taylor serisini açtığımız noktanın yer değiştirmesi artı del U, Y, del Y. Neden? Çünkü P'den Q'ya giderken Y yönünde hareket ediyoruz. O zaman UY fonksiyonunun, yer değiştirme fonksiyonunun Y'ye göre kısmi türevi P noktası etrafındaki kısmi türevi çarpı delta Y diyoruz. Delta Y kadar yer değiştirdik veya P'den Q'ya hareket ettik. Taylor serisi ve incrementi artırımı açısından. Artı ikinci mertebe ve daha üst mertebe terimler gelecek. Eksi UYP gelecek buraya da. Devam ettiğimizde şu UYP ile bu UYP birbirini götürecek ve şu terim elimizde kalacak. P yıldız, Q yıldızın nesi? Y'ye iz düşümü için. Şu Y'ye iz düşümü için. Yani şurası aslında olmuş oluyor. Değil mi? Şu Y'ye iz düşürülmüş hali. Peki o zaman uzunluk değişiminin y bileşeni ise uzunluk P, Q'nun uzunluk değişiminin. O zaman ne yapmam lazım? Bu P yıldız, Q yıldız Y'den delta Y'yi çıkartmam lazım. Bu biraz önceki ilk slide, bir önceki sayfadaki ilk terim sağ taraftaki onu sol tarafa aldık. Eksi işaretiyle bu ifade kaldırmışlar. O zaman biz delta Y'ye yani biz bu ifadeyi başlangıç uzunluğuna bölersek, şurası uzunluk değişimi, y yönündeki bileşeni. Bunu delta y'ye bölersek, şu ikinci sağ taraftaki ilk terimin ikinci terimi delta y sadeleşecektir. Yani del u y del y gelecektir.
ki biz buna ne dedik? Bakın epsilon y var. Epsilon y'yi. Delta y sıfıra giderken limitte, yani p noktası q noktasına yaklaşırken veya q noktası p noktasına yaklaşırken bir noktadaki normal birim şekil değişimi o zaman birim başlangıç uzunluk başına, ki delta y'ye böldüğümüz için o, değil mi? Delta y başlangıç uzunluğumuzdu. Y yönündeki bize uzunluk değişimini verir. Birim başlangıç uzunluk başına bize bu değeri verir. Ve biz tabii küçük deformasyon problemleri için P yıldız Q yıldızın değeri P yıldız Q yıldız Y bileşenine eşit olacaktır. Yani bizim epsilon Y başlangıçta Y yönünde olan sonsuz küçük bir doğru parçasının başlangıç uzunluğu başına Y yönündeki uzunluk değişimidir. Şurada da ifade ettiğimiz gibi. Peki o zaman bize neyi ifade ediyor? Epsilon y'ye p noktası etrafında veya p noktasında spesifik olarak y yönündeki sonsuz küçük bir doğrunun birim uzunluk başına uzunluk değişimini ifade ediyor. Ve birimi de tabii ki birimsizdir, değil mi? U yer değiştirmenin birimi metre, delta y'nin veya del y'nin birimi de metre, metre bölü metre birimsizdir. Peki, benzer şekilde epsilon xx ve epsilon zz de tanımlanabilir. Yani biz o zaman ne yaparız? PR'yi alsak ve PG'yi alsak epsilon xx ve epsilon zz'yi de benzer şekilde tanımlarız. Şimdi biz burada orijinal uzunlukları, bakınız, delta x olan şu şekilde ve delta y olan pr ve pq doğrularını ele alalım bu cisim üzerinde. Yine hemen p noktası etrafında pr ve pq. P yıldız konumuna gelecektir. Q yıldız konumuna gelecektir deformasyondan sonra. R bir R yıldız konumuna gelecektir deformasyon sonucu. Şimdi biz P yıldız, R yıldız ve P yıldız, Q yıldız çizgi parçalarının deformasyondan sonraki doğrular bunlar. XY düzlemine, yani PR ve PQ'nun başlangıçta içerisinde bulunmuş olduğu şu düzleme, iz düşümlerine bakalım, projeksiyonuna bakalım. P yıldız konumuna geldi. R yıldız konumuna geldi. Ve Q yıldız konumuna geldi. Üstten bakıyoruz cisme. Dolayısıyla biz pozitif Z ekseninden doğru bakıyoruz. Üstten doğru bu cisme. Şimdi bizim o zaman burada bir P noktamız için, bakınız şuradan ne var? P yıldız konumuna UXP ile gelmiş bizim noktamız. Değil mi? P noktasının nesi bu? X yönündeki deplasmanı, yer değiştirmesi. Şurası peki, şimdi PQ, Q Y yönünde, o zaman yine ben Taylor serisini açarsam şu uzunluğu, burası ne? Q yıldızın X yönündeki yer değiştirmesi. Şu uzunluk bakınız. O zaman yine burada Taylor serisiyle yazabiliriz. UXP artı del UX del YP çarpı del Y. Çünkü Y yönünde gidiyoruz P yıldızdan Q yıldıza ulaşmak için. Bu ne demek? UX deplasmanının Y yönündeki kısmi türevi çarpı ne kadar mesafe gittiğim P'den Q'ye giderken. Peki bu şekilde ifade edebiliriz. O zaman UXQ direkt şu ifadedir. Biraz önce de söylediğim gibi.
Şimdi biz burada delta y kare ile şurada gösterdiğimiz, bakınız, başlangıç uzunluğum delta y idi. Deformasyondan sonra ise bizim yeni uzunluğumuz delta y artı şurası küçük delta y'nin karesi. Yani ikinci derece küçük deformasyon için yer değiştirme artımı şeklinde ifade edebiliriz. PQ yıldızın y'ye iz düşürülmüş uzunluğunu. Delta y orijinal uzunluğumuz ki bu bir lineer terim. Artı ikinci derece delta y'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Şimdi biz burada tanjant teta'yı yazacak olursak, şöyle bakınız tanjant teta yazacak olursak nedir? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Tanjant teta şurası. Yani biz karşı dik kenar nedir? Şu Taylor serisini açtığımız şu ifadeden UXP'nin çıkartılmış halidir. Yani sadece şu ikinci terim kalır. Şurası. Pay kısmında. Bölü komşu dik kenar delta y artı delta y'nin küçük delta y'nin karesi. Peki şuraya kadar geldik. Delta y'yi limitle sıfıra götürür isek bakınız. Küçük deformasyon problemlerinden de bahsettiğimiz için o zaman tanjant teta'yı biz küçük deformasyon problemlerinden bahsediyoruz. Yaklaşık teta olarak alabiliriz. Sonsuz küçük açı değişimleri için. Ve burada da şurası del ux del yp bölü delta y var. Bakın delta y'ler o zaman sadeleşecektir. Yani şu delta kare y terimi delta y'nin yanında çok küçük terim kalacaktır. Şu iki terim sadeleştiği zaman ve limitte biz bunu sıfıra götürdüğümüz zaman delta y'yi burası del ux del y olacaktır. Demek ki bize şu köşenin nesini verdi? Theta açı değişimini verdi. Del ux del y. Yani y yönündeki bizim ux x yer değiştirme fonksiyonumuzun kısmi türevi. Y yönündeki. Veya y'ye göre. Benzer şekilde de beta açısını bakınız. Beta açısını da P yıldız ve R yıldız doğrularını kullanarak del UY del X olarak ifade edebiliriz. Şöyle del UY del X olarak ifade edebiliriz. Peki o zaman toplam açı değişimi nedir? Theta artı beta'dır. Daha önce 90 derece olan şu köşenin üstten baktığımız zaman o dikdörtgen prizmaya 90 derece olan o köşe theta artı beta kadar açı değişimine gitti. Yani değeri de ux bakınız şurada ux del ux del y artı del uy del x ki buna biz 2 epsilon xy diyoruz. Neden? Çünkü bu ifade 2 epsilon xy'dir. Buna işte gamma xy yani mühendislik kayma şekil değişimi adını veriyoruz. O 90 derecelik köşede meydana gelen toplam açı değişimi bu. Ve birimi de radyan. Dik açıdan oluşan değişimi ifade etmektedir. A ve C yönlerinde bulunan sonsuz küçük çizgi parçalarının arasındaki yani burada I, J neydi? Bakınız X ve Y olduğuna göre demek ki bu onun için burada X ve Y geldi. Gamma X, Y veya Epsilon X, Y geldi. Peki. Şimdi o zaman biz burada resmedecek olursak normal birim şekil değişimi ve kayma şekil değişimini şu şekilde koordinat sistemiyle tamamen yönelmiş, kenarları çakışmış bir dikdörtgen prizma deformasyondan sonra bir boyut değişimine gidiyorsa x, y, z yönlerinde bunlar normal birim şekil değişimi ve açıları değişiyorsa bu köşe açılarındaki değişikliği de biz demek ki
kayma şekil değişimi diye ifade ediyoruz. Ve tabii epsilon ij hem normal birim şekil değişimi hem de kayma şekil değişimi terimlerini, bileşenlerini ifade ettiği için demek ki bir noktadaki hem normal birim şekil değişimini hem de kayma şekil değişimini, yani normal deformasyon uzunluk değişimi ve kayma deformasyonu, yani açı değişimi açısından deformasyon halini bir noktada temsil ediyoruz. Herhangi bir noktada. Şimdi rotasyon dönme tensöründen bahsedelim. Yine aynı prizmamızı ele alacak olursak, burada PN köşegenine bakalım şimdi. Peki burada N ve P noktalarının N ve P noktalarının yer değişim vektörlerinin farkını Taylor serisine açacak olursak bu nedir? Aslında şu şekilde yazılabilir. Yani UN burada P'den N'ye, birinci nokta P, ikinci nokta N. İkinci noktanın yer değişimi vektörünü biz birinci noktanın yer değişimi vektörü artı birinci noktadan ikinci noktaya giderken yer değişimi vektörünün kısmi türevleri çarpı ilgili yönlerdeki mesafeler, yani del xj. Çünkü u neye göre değişiyor? Hem x1 hem x2 hem x3. Yani burada aslında zincir kuralını uyguluyoruz. Kısmi diferansiyel uygulayarak ve toplayarak. Artı ikinci ve üçüncü mertebe, daha yüksek mertebe terimler gelecek. Eksi up, şuradaki up'yi çıkartmış oluyoruz. Bu bize aslında neyi veriyor? Uç noktalar arasındaki relatif yer değiştirmeyi. P ve N noktalar arasında. Limit durumunda biz delta xc'yi sıfıra götürür isek, burası o zaman du, yani şu ifade neye eşit olacaktı? Şu up'ler birbirini götürecek. Bir artı diğeri eksi. O zaman del u del xc dxc olacak. Veya tensör notasyonunda yazacak olursak, indeks notasyonunda şu şekilde yazabiliriz bileşenlerini. Şimdi aralarındaki mesafe dxi olan iki komşu nokta arasındaki relatif yer değiştirme, yani şu uij, ui virgül j, o nedir? Şuradaki kısmi türev terimidir. Tensörü ile belirlenir. Ui virgül j bir tensördür. İkinci derece bir tensördür. Ve biz burada bu uij tensörünü aslında bakınız şu şekilde de yazabiliriz. 1 bölü 2 ui virgül j artı uj virgül i artı 1 bölü 2 ui virgül j eksi uj virgül i olarak yazabiliriz. Burada eksili terimler birbirini götüreceği için iki tane ui virgül j terimi kalacağı için bu da neye eşit olacaktır? Direkt ui virgül j'in kendisine eşit olacaktır. 1 bölü 2 çarpanda olduğundan dolayı. Şimdi biz bu şekilde ayırdığımız zaman ui virgül j tensörümüzü iki kısma, bu bakınız şurada epsilon ij direkt. Bunu biliyoruz daha önceden. Şimdi normal birim şekil değişimi artı kayma şekil değişimi terimlerini de ifade ettiği için, içerdiği için aslında direkt şekil değişimi tensörü demeyi ben daha uygun buluyorum. Çünkü kayma şekil değişimi de açı değişikliği olduğu için orada birim açı başına diye bir şey yok. Simetrik tensördür bu. Bunu biliyoruz biz. Neden? Çünkü şurada artı işareti var. I virgül j artı uj virgül i geliyor. Bu simetrik bir tensördür. Yani i ile j'yi yer değiştirsem aynı sonuç elde eder. Diğer yandan şurada ise antisimetrik, ters simetrik tensördür bu. Neden? Çünkü arada eksi işareti var. A ile C'yi yer değiştirdiğim zaman bir öncekindeki eksi değerini alırım. Bu da ters simetrik tensördür. Buna da biz WIC ile gösteriyoruz ve rotasyon tensörü olarak adlandırıyoruz. Demek ki o zaman UI virgül C epsilon IC artı WIC olarak adlandırılabiliyor. Ki burada WIC 1 bölü 2 ui virgül j eksi uj virgül i antisimetrik veya ters simetrik tensörü olarak
tanımlanmış oluyor. Peki şimdi ui virgül j deformasyon tensörünü epsilon ij simetrik artı wij antisimetrik şekil değişimi tensörü ve rotasyon tensörüne ayırdıktan sonra biri simetrik, diğeri antisimetrik. Bu rotasyon tensörünü geometrik manası açısından anlamaya çalışalım. Şimdi iki komşu nokta arasındaki relatif yer değiştirmeyi şu denklemden hatırlayacağımız üzere dui, bakınız şurada dui ne yaptık? Şu del ui del xj yani ui virgül j tensörü ile yazdık. Dolayısıyla bu relatif yer değiştirme şekil değişimi tensörü ve ikinci bir etki olan rotasyon tensörünün toplamını bir terim olarak içeren bir ifadeyle yazılabilmiş oldu. Şimdi burada biz Pn çapraz doğrusunu ele alalım, bu kırmızı ile gösterilen ve deformasyonun olmadığı, sadece rigid cisim hareketinin olduğunu kabul edelim. Burada Pq, bakınız ben burada işaretleyeyim onu. Pq şu doğru y eksen üzerinde ve Pg, Pg. Şu doğruları ele alalım. Şurası tekrar etmiş, şurası Pg olacak. Doğru parçalarının her birinin aynı rotasyona maruz kaldığı durum ortaya çıkacaktır, değil mi? Rigid cisim hareketinde. Biz eğer bunu bir x eksen etrafında delta phi x açısıyla döndürecek olursak, delta phi x veya delta phi x x eksen etrafında hem pq hem pg aynı açıyla dönecektir. Sonuçta şu şekilde bizim p noktamız bir p yıldız noktasına gelecek, bir uy ve uz deplasmanları alarak şu q noktamızın yeni konumu ise ve g noktamızın yeni konumu ise de şu noktalar olabilecektir. Burada tabi biz öteleme artı dönmeden bahsediyoruz. Burası delta phi x ve delta phi x açıları ile aynı şekilde dönmüş olacaktır. Peki o zaman biz şu yeni koordinatı q noktasının ve g noktasının yeni koordinatlarını Taylor serisi açılımı olarak şu şekilde yazabiliriz. Değil mi? Uz p'ye bağlı olarak ve uy p'ye bağlı olarak ikinci Taylor serisi terimleriyle şu şekilde yazabiliriz. Aynı daha önce de yaptık benzerini. Dolayısıyla biz burada pq terimi doğrusu için şunu yazabiliriz. Sinüs delta phi x yani şu dönme rotasyon açısı eşittir. Bizim şu deplasmanımız en uzun z yönündeki eksi uzp benim şu ikinci terim bölü hipotenüs yani delta y prime'dir. Şurası. Deformasyondan sonra rotasyondan sonra en genel halde delta y prime olduğunu düşünelim. Dönmeden sonra. Şimdi biz tabi burada küçük rotasyon ve deformasyondan bahsediyoruz ve rigid cisim hareketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla rigid cisim hareketinden bahsettiğimiz için delta y prime delta y'ye eşit olacaktır. Ve küçük rotasyondan bahsediyorsak, küçük dönme açılarından sinüs delta phi x yaklaşık olarak delta phi x'in kendisine eşit olacaktır. Yani limitte de delta y sıfıra gider iken, şimdi şu terimler zaten birbirini götürecek. Şurası direkt kısmi türev terimi kalacak. Şuradaki delta y prime de delta y'ye eşit olacağına göre şurada sadece ne kalacak? Del uz del y kalacak. Bizim delta phi x dönme açımız için. Pg doğrusu için ise, dikey doğru için ise yine aynı sinüs delta phi x'i şu değerler cinsinden yazabiliriz. Bakınız şuradaki uyp var değil mi? Şu deplasman. Eksi bizim şu kısım var. uyp artı Taylor serisindeki ikinci ifade bölü delta z prime. Benzer şekilde küçük rotasyon ve limit durumunda da burayı biz şunlar birbirini
götürecektir. Eksi işareti burada parantez içine işlediği zaman eksi del u y del z kalacak. Delta phi x için. O zaman biz burada bu ikisini toplasak, ikisi de delta phi x'e eşit, ikisini toplasak bölü 2 dediğimiz zaman, o zaman demek ki delta phi x'in eşiti şu ifade çıkıyor. Del u z del y'i daha önce bulmuştuk. Şimdi de bunu bulduk. 2 del phi x'i toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman buradaki delta phi x'in kendisini şu şekilde biz ne yapmış oluruz? İfade etmiş oluruz. Demek ki 1 bölü 2 del u z del y eksi del u y del z olarak karşımıza çıkıyor. Diğer dönme bileşenleri için de şimdi şuraya bakalım geri. X eksenindeki rotasyon, etrafındaki rotasyon için bakınız z ve y geldi. Buradaki kısmi türev y'ye göre, bu da z'ye göre. Yani geriye doğru düşünürseniz x, y, z'yi, x'ten z, y'ye gittik. Eksi y, z dedik. Şuradakileri de benzer şekilde, bakınız burası y. Şuradaki dönme eksenimiz y burada da. Bir gerisi o zaman x. Dolayısıyla del u x del z. Onun da bir gerisi z oluyor. Dolayısıyla ikinci terimimiz de tam tersi negatif işaretiyle. O zaman z eksen etrafında küçük rotasyon için ise demek ki bir geri indisi y, ondan önceki de x. İkinci terimimiz de tam onun tersi, yine negatif işaretiyle. Peki bu o zaman baktığımızda delta phi x, bakınız w 3 2'ye eşit. Yani z ve y vardı, hatırlayalım. Ki bu da eksi w 2 3 eşit. Delta phi y, bakınız x z, yani 1 3, ki o da antisimetrik olduğu için eksi w 3 1 eşittir. Delta phi z rotasyon açımız ise y ve x geliyor. Yani w 2 1, ki o da eksi w 1 2'ye eşittir. Peki şu ifadeleri şimdi ne yapmış olduk biz? Şu şekilde bu ifadeleri çıkartmış olduk. Şimdi o zaman cisim içerisindeki bir elemanın rigid cisim hareketinde rotasyon tensörünün sıfır olmayan bileşenleri o zaman bize neyi temsil ediyormuş? Bu elemanın sonsuz küçük rotasyon bileşenlerini temsil etmektedir. Çünkü bu açılar delta phi x, delta phi y ve delta phi z aslında bizim bu eksenler etrafındaki sonsuz küçük dönme açılarını söyledi, temsil etti bize. Hem rotasyon, yani bir rigid cisim hareketi ve rotasyon, hem de deformasyon olması durumunda bizim problemimizde ise elemanın her bir kenarı farklı rotasyon açısına sahip olacağı için WIJ bu durumda neyi temsil edecek? Eleman doğru parçalarının, bu aldığımız nokta etrafında aldığımız bir deformasyon eleman doğru parçalarının ortalama dönme ve rotasyon değerini ifade edecektir. Ve WIJ bileşenleri, ki rotasyon tensörümüz dedik, rigid cisim rotasyon bileşenleri olarak adlandırılmaktadır. WIJ. Bunun tabi W11, 22 ve 33 sıfır olacaktır, değil mi? Neden? Çünkü arada eksi işareti var. Antisimetrik bir tensör. Hatırlayalım tensörler bahsinden. Antisimetrik bir tensörün diagonal elemanlarının hepsi sıfır olmak zorunda. Çünkü indisleri yer değiştirdiğimiz zaman eksi işareti gelmek zorunda. İndisleri yer değiştirdiğimiz zaman da aynı W11, W22, W33 elde ettiğimiz için demek ki sıfır olmak zorunda. Hatırlayalım bunu. Peki, şimdi o zaman bizim rigid cisim hareketimizde WIJ dönmeyi temsil ediyor.
ve gerilme oluşturmayacaktır. Gerilme yok. Ve epsilon ij ise aslında bir deformasyonu temsil ediyor. Gerilme tensörü dolayısıyla bir deformasyon halini temsil ediyor bize. Ve bir nokta etrafındaki deformasyon halini bileşenleriyle temsil etmektedir. Deformasyon halinde ne vardır? Normal deformasyon bileşenleri, yani şekil değişimi, birim şekil değişimi bileşenleri, epsilon 1, 1, 2, 2, 3, 3, bir de kayma deformasyonuyla ilgili elemanların açısal deformasyon değişimlerini temsil etmektedir ki bu da epsilon 1, 2, 2, 3 ve 1, 3 olarak adlandırılmaktadır veya epsilon x, x, y, y, z, z, epsilon x, y, y, z, x, z. Fiziki açıdan baktığımız zaman ise aslında bizim atomlar arası kuvvetler nedeniyle cismin kuvvet etkisi altında şekil değiştirmesi, ilgili değişik noktaların yer değiştirmesi. Şimdi atomlar arası kuvvetler ve uyguladığımız dış kuvvetlerin bu atomlar arasında ilerlemesi birinden diğerine, bu şekilde zaten statik dengeyi sağlıyoruz. Rigid cisim veya bir deform olabilen cisim içerisinde. Bu atomların yer değiştirmesi sonucu oluşmaktadır epsilon ij, yani deformasyon. Değil mi? Atomların yer değiştirmesi sonucu ya normal deformasyon oluyor, ya kayma deformasyon oluyor veya her ikisi birden oluyor. Ki bu neden? Bizim uyguladığımız kuvvetlere bağlı olan tau ij iç gerilmelerden dolayı oluşan deformasyon. Bu gerilme tensörümüzdü. Dolayısıyla deformasyon tensörümüzde aslında bizim gerilme tensörümüzün bir fonksiyonu olmalıdır. Çünkü sebep ne? Sebep uyguladığımız dış kuvvetler cismin içerisinde iç kuvvetler, yani gerilmeler olarak oluşuyor olması, meydana geliyor olması ve bunların da atomlar arası değişik noktaların cisim içerisinde yer değiştirmelerine neden olduğu için de bir deformasyon tensörü oluşturması epsilon ij ile gösterdiğimiz. Bunun tersi de mümkün tabii. Epsilon ij'yi biz tau ij'in bir f fonksiyonu olarak yazabiliyorsak, tau ij de aslında bir başka fonksiyon ile, bir g fonksiyonu ile epsilon ij cinsinden yazılabilir. Ki bunu zaten Hooke yasasında biz bahsedeceğiz. Yani gerilme bileşenleri şekil değişimi bileşenlerine bağlı olarak ifade ediliyor. Tam tersi de mümkün. Gerilme bileşenleri şekil değişim bileşenlerine bağlı olarak, tam tersi de şekil değişim bileşenleri gerilme bileşenlerine bağlı olarak da ifade ediliyor. Bunları Hooke yasası konusunda göreceğiz.